Hakikaten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bakınız ee, bu video iki kısımdan oluşmaktadır. Siz ilk kısmı izlemiş olacaksınız. Haberiniz olsun. Yani bir sonraki videoyu izlediğiniz zaman muhtemelen peşi sıra o videoyu koyacağım da bir sonraki videonun başlığına bakıp da Aa, aynı videodan ikinci kere var diye şaşırmamanız için de Farklı başlıklar koyacağım tabii ki. Ama iki kısım halinde değerlendireceksiniz. Yani bu videoyu izlemeden diğerini izlemeyin. Onu izlediyseniz de mutlaka bunu tekrar izleyin arkadaşlar. Peşin peşin uyarayım. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavileri sürüyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de stoper konusunda bir kriz yaşanıyormuş. Öyle söylüyorsunuz. Şimdi asıl kriz nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarında yaşanıyor. Fenerbahçe'nin hazırlık maçları. Hatırlayın. Kafamı beynimi yediniz ettiniz. E, dediniz ki ya hocam işte dandik takımlarla yapıyoruz. Bu takımlar yerine güçlü takımlarla yapalım falan filan. Fenerbahçe'nin niye güçlü takımlarla yapmadığını şimdi anlayacaksınız. 1. Beşiktaş hazırlık maçında Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu. Bakın Beşiktaş 3-0 mağlup oldu Wolverhampton'a. Golleri de izledim. Birinci gol Ersin Destanoğlu diyor ki Bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ne oldu Ersin? Benim için 5-5,5 milyon euro transfer teklifi mi vardı? Evet Ersin. Artık yok. Ben Beşiktaş'ta kalıyorum dedi. Aldı at pası verdi 7 golünü. Ya hocam bırak bir tane hatalı gol yedi diye transferim iptal olacak. Bilmiyorum. O hatalı golü eğer Altay Bayındır yeseydi siz idam sehpasını kurduydunuz. İkinci gol. Golün %90'ı 2001 doğumlu sol bek ait, Nuri'ye ait. Beşiktaş savunması evlere şenlik. Wellington çıtır çerez. Şu herif var ya şu herif. Şu herif size ne dedi? Beşiktaş savunması evlere şenlik. Çıtır çerez. Galatasaray savunması çıtır çerez. Komedi izleyeceksiniz. Komedi filmleri izleyeceksiniz. Görün bakın. O sizin hayran olduğunuz. Keşke bize gelse dediğiniz. Ve da 3.1 puanla maçı bitirmiş sanırım yanlış görmediysem. <laughs> ya hocam hazırlık maçı bunlar çok önemli değil. Değil değil mi? Mesela buruma hazırlık maçlarında kötü oynadı diye yerin dibine sokulmadı, değil mi arkadaşlar? Lincoln iki maçı iyi oynadı sonra kötü oynadı diye yerin dibine sokmadınız, değil mi arkadaşlar? Samat'ta ya bak hazırlık maçında bile bir şey yapamıyor diye yerin dibine sokmadınız, değil mi arkadaşlar? Kolker 15-20 dakika oynadı oyundan çıktı. Lanet gelsin buna demediniz, değil mi arkadaşlar? Fenerbahçe'ye gelince çok önemli. Başka takımlara gelince hazırlık maçı. Allah da sizi top etsin ya. Gerçekten Allah da sizi top etsin. Fenerbahçe'ye gelince ağır eleştiri rakiplere geldiğiniz zaman Polyanna'ya dönüşüyorsunuz ya Allah da sizi top etsin de tam kıvamınızı bulun. Trabzonspor hazırlık maçında Torino'ya 3-0 mağlup olmuş. Süper Lig'in şampiyon takımı hem de şampiyon etiketiyle çıkan takım. Normal hocam hazırlık maçı olur böyle skorlar. Allah sizi gerçekten top etsin. Fenerbahçe o Mol Foher var mıydı? forever, forever mıydı? 3-0 yendi. Lan Altay Binder'ın üstüne giydiği formanın rengini göremedik. Aynı takıma Galatasaray yenildi. Çıkıp bir tane laf etmediniz. Niye? Allah sizi top etsin çünkü. Antalya Spor hazırlık maçında Bohuma 6-2 yenilmiş. Bohum, Bohuma yenilmiş hem de. Normal bir takıma da değil. Hani şey falan Dortmund falan olsa neyse. Ama sizin derdiniz Fenerbahçe'yi kötülemek. Bu arada Fenerbahçe'miz Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniye sporla 5 Ağustos Cuma günü Saat 21.45'te Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Şu an için 5 Ağustos cuma günü ama bu maçın tarihinin değişme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü e, Fenerbahçe inşallah Dinamo Kiev'i elerse sonraki çarşamba maç yapabilir. Çarşamba maç yaparsa perşembe cuma yapamazlar. Ya da Şampiyonlar Ligi maçı salı olur. Salı cuma yine salı cuma yapılır gibi duruyor. Şimdi Fenerbahçe'de bir transfer gerçekleşiyor arkadaşlar. Kim o transfer? Atilla Salahi. Bakın Atilla Salahi diyorum. Yanlış bir isimden bahsetmiyorum ha. Atilla Salahi'den bahsediyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Atilla Salahi, Atilla Salahi sol stoperimiz. Sol ayaklı sol stoperimiz. Atilla Salahi. Şimdi Atilla Salahi ile ilgili hocam sen işte bir kere dedin ya hani gitme ihtimali kimmeci'den yüksek diye. Lafını yememek için kıvırmıyorsun değil mi hocam? Yani lafımı yemeyeyim diye Atilla Salahi'yi gidecek gibi konuşuyorsun. Hayır arkadaşlar Atilla salayı bu gidişle gidecek. Hatta gitme ihtimali de gittikçe arttı. Ee, sosyal medyada bir tane Alman kulübü gördüm. Alacağım da alacağım demiş. Yeri göğü yıksalarda alacağım demiş. Ben de size Fulum'un adını veriyorum. Fulum da aynı şeyi söylüyor. 16'da olsa 18'de olsa alacağım diyor. Bakalım bu yarışı kim kazanacak. Şimdi iki ayaklı bir video izliyorsunuz. Sol stoperi konuşuyoruz. Sol az stoperi ve sol yedek stoperi konuşacağım. İki isim birden konuşacağım. Bakın bir isim değil iki isim birden konuşacağım. Tamam aklınızda bu şekilde kalsın. Yani ben şu anda dört tane isim sayacağım. Sizin aklınızda bir isim olarak kalmasın. İki olabilir diye kalsın. Okey. Tamam. Burada da tamam. Karagümrük Fenerbahçe'den ayrılan Efe Can Mızrakçı'nın lisansını çıkarttı. Zaten arkadaşlar Emre Mor transferine e, ilişkin gittiydi bu arkadaş. Onu da söyledik. Stoper araçlarını sürdüren Fenerbahçe'de menajerlerden gelen önerilerin sonucunda yönetimin masasında Arjantin liginden 4 tane isim var diye duyum vermişler. Ben bu duyumu %100 doğruluyorum arkadaşlar. Bakın. 4 tane isim ve 4'ünü de doğruluyorum. Normal şartlarda benim <laughs> geçiniz. Kimmiş bunlar falan demem lazımdı. 4'ünü de doğruluyorum. Tek tek konuşalım isimleri. Tek tek konuşalım. 1. Willer Ditta 2. Adonis Frias 3. Agustin Rogel ee, ki bu Agustin Rogel ismine Biraz düşün. 4. Hector, David, Martinez. Bu ismi de şey gibi düşünün. Hani e, biz ayrı dünyaların insanıyız gibi düşünün. Okey. Bu da tamam. Şimdi. Willer Ditta. Arkadaşlar bu arada 4 futbolcunun 4'ü de 24 yaşında. Ditta 23 Ocak. 98 doğumlu. Kolombiyalı. 1.80 boyunda. 1.80 hız demek az buçuk siz de tahmin edeceğiniz üzere. Fakat sağ ayaklı sağ stoper gibi düşünün. Ben bu arkadaşın ihtimalini kaldırıyorum. Neville e, Oldboy'dan kiralanıyor. 31 Aralık 2022'ye kadar Junior FC'nin satın alma opsiyonu var. 23 maçta bir gol bir asist 2031 dakika piyasa değeri 1 milyon 300 bin euro. Fakat ben bu Ditta'yı kaldırıyorum. Adonis Frias 17 Mart 98 doğumlu 24 yaşında 4 milyon euro piyasa değeri var 30 Haziran 2023 transfer ee, şey bitiyor sözleşmesi bitiyor bakın bu da 1.80 boyunda bu da hızlı sol ayaklı sol stoper desem maalesef değil sağ ayaklı sağ stoper zaten kulübü de Priyas için 4 milyon dolardan daha fazla bir beklenti içinde olduklarını belirttikleri için ben bunu da beklemiyorum. Not. Ya hocam salayı 16-18 diyorsun. Kimici de bir o kadar yani. bir 20 konuşuluyor. 36. Allah aşkına 3'ün 4'ün 5'in lafını yapmasınlar da alsınlar dediğinizi duyar gibiyim. Şu an için 4 edecek kapasitede değil gibi bilginiz olsun. Ben friyası da eledim. Şimdi bu iki arkadaşı iyi dinleyin. Bu arada istatistiklerini de vereceğim. Hatta ekrana versem mi ki? Ekrana ben vereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar stoper mevkisi için konuşulan 4 ismin tamam mı? Frias, Rogel, e, Ditta, David Martinez. Bu dört ismin arkadaşlar istatistikleri Brezilya ve Arjantin'deki istatistikleri bu şekilde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hector David Martinez en iyisi gibi gözüküyor. E, oyuncuları tanıyan varsa konuşsun. Biz şu ana kadar Ditta ve Frias'ı eledik. Zaten baktığın zaman Ditta'nın maç başına top çalması çok yüksek. Ee, ama e, baktığınız zaman arkadaşlar pas yüzdesi Ditta ve Frias'ın iyi gibi ama istatistiksel olarak hava toplarında kötüler zaten boyları küçük fark ettiyseniz ve sağ ayaklı sağ stoper oldukları için de oyun kurma oranlarının yüksek olması lazım yani pas yüzdelerinin yüksek olması lazım. Ben Ditta'yı kafadan eledim. Yani kafadan eledim. Sadece top çalması yüksek ama maç sayısı az, 25 maç. şey 720 dakika üzerinden değerlendirildiği için iddiayı eledim. Fırihas'ın da zaten ortalaması malum. Şimdi Agustin Rogel, Rogel artık nasıl okunuyorsa ne zıkkımsa. Ee, 17 Ekim 97 doğumlu. Bu da 24 yaşında. 25 olacak yalnız. 1.91 boyunda. Uruguay U20'de de 18 maça çıkmış. 4.5 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2022. Yani çok kısa bir süre kalmış. Ve arkadaşlar arkadaşımızın ilginç bir özelliği İtalyan pasaportu da var. Bu da sağ ayaklı stoper. Ama e, sol için oynayabilir türde bir stoper. Toulouse'dan Estadiantes'e gidiyor. Bedelsiz olarak devre arasında yani ee, nasıl diyeyim? Toulouse Estadiantes'e kira alıyor, geri geliyor. Sonrasında diyorlar biz sizi çok sevdik. Gelin size bedava verelim diyorlar. Bedava veriyorlar futbolcuyu. Ama 6 aylığına oyuncunun 30 maçta 7 gol 1 asisti var. 2621 dakika. Agustin Rogel'in yani bir nevi Lugano'culuk oynamış. Bu ismi not edin. Kafanızda kalsın. 1. İstatistikleri de Roger'ın e, 4760 dakika üzerinden değerlendirmiştir. Hem Brezilya hem Arjantin Ligi. Ve David Martinez. Hector David Martinez. Artık siz ne şekilde adlandırırsanız. Ama David Martinez ismini daha kolayca. 21 Ocak 98 doğumlu. O da 24 yaşında. 1.85 boyunda. Yani hem hızlı hem yavaş arası. Paraguay milli takımında 9 kez oynamış bir golü var. 6,5 milyon euro piyasa değeri var. Arjantin doğumlu. Paraguay adına oynuyor. Sol ayaklı sol stoper. Havalar da soğudu bu aralar ya. Niye işte şey yaptık. E, futbolcuda River Plate'in futbolcusu ama kiralık. Defansa takımında. Defense takımında biliyorsunuz Aykut Kocaman'ın teknik yok o başka takımda pardon. Defansa takımında 16 Şubat 2021'den beri oynuyor. Ve e, arkadaşlar 22 maçta bir gol bir asisti var. 1786 dakika. Transfer market piyasa değeri 6,5 milyon euro. Fakat daha düşük bedelle çözülebilir bir transfer. Şimdi Martinez'e baktığınız zaman arkadaşlar Maç başına top çalma 1.8. Top kesme 2. Yani diğerinin maç sayısı az olduğu için çok katmadım değere. Top uzaklaştırma 4. Engellenen şut 0.5. Bir defansa takımında oynuyor. Pas yüzdesi yüzde 80. Maç başına kazanılan top sayısı 2.8. Şimdi ben diyorum ki acaba Hector David Martinez ve Adonis Frias'ın birlikte alınma ihtimali var mıdır? Bence yoktur. O zaman ikisinden birini seçme hakkınız olsaydı hangisini seçerdiniz sevgili arkadaşlar? Şu bir gerçek. Hocam Kim Minji gitti. Bari Salahiyi kaybetmeyelim diyeceğinizi tahmin ettiğim için söylüyorum. Jorge Jesus diyorsa şu gitsin. Bu gelsin. Ben Alttan son dakikayı veririm. Biter. Jorge Jesus diyorsa şu bu falan filan ben gerekeni yazarım. Şöyle son dakikayı veririm. Biter. Jorge Jesus diyorsa Hector'u alın. Ben son dakikayı veririm. Biter. Ya da şu son dakikayı veririm. Biter. Jorge Jesus diyorsa kalsın. Ben yine arkadaşlar son dakikayı veririm. Biter. Umarım anlatabildim. Sizin tercihiniz hangisi olur? Ben diyorum ki Atilla Salahi'nin satışı hani bir laf söyledik lafımızdan dönmeyelim diye değil arkadaşlar. Duyum desin ki Salahi kalıyor kalıyor derim. <laughs> Kibir yok gurur yok şey yok bizde yani öyle böbürlenme yok. Açık açık söylerim ama Salahi gidecek gibi ve bunlardan en az biri gelecek gibi. Hangisi sizce? Görüşmek üzere. <laughs>